30 dakikadan herkese merhabalar. Ben Ece Mat. Saatlerimiz 12'yi gösterirken bir yandan da haftayı yarılamış durumdayız. Dolayısıyla her çarşamba olduğu gibi enerjide görünüm diyerek başlıyoruz. Evet, stüdyoda konuğum Enerjide Commodities Çevresel Ürün Çözümleri ve Ticaret Müdürü Semih Bucak var. Semih Bey, hoş geldiniz yayına. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi sizinle biraz daha aslında sürdürülebilirlik tarafında konuşacağız. COP28 aslında çokça konuştuğumuz bir dönemde oldu COP28'i, ama hem COP28'de alınan kararlar hem de sonrasında ne gibi gelişmeler oldu, bu tarafı biraz konuşarak başlayalım isterseniz. Yani biz aslında iklim hedefleri veya sürdürülebilirlik hedefleri dediğimiz zaman en makro hedefimiz küresel ısınmayı, sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak. Yani buradan başlıyoruz, tepeden aşağı doğru inecek olursak. Bu hedef COP28'de biliyorsunuz bir değerlendirme yapıldı, genel değerlendirme. Yani global iklim hedeflerinde biz neredeyiz? Bunun bir muhasebesini tutalım. Mevcut gidişatımız bu hedeflere ulaşmakta yeterli olacak mı, olmayacak mı? Buna göre planlamaları değiştirelim gibi. Ya bugün geldiğimiz noktada baktığımızda 1,5 derece hedefi imkansız değil ama artık biraz zor bir hedef. Yani zaten 1,2'si verilmiş durumda, 1,5 dereceyle sınırlandırmak biraz daha zorlayıcı bir hedef haline geldi. Baktığımızda kağıt üzerinde aslında hedef hala 1,5 ama daha gerçekçi olarak değerlendirildiğinde, yani biz bunu 2 derecenin altında, maksimum 2 dereceyle, yani 1,82 dereceyle sınırlandıralım gibi bir düşünce var. Tekrar ediyorum, yine asıl kağıt üzerindeki hedef değişmedi ama bu hedefe ulaşmak imkansız olmasa bile biraz zorlaştığı için daha makul hedefler konuşulmaya başlandı. Şimdi hiçbir şey değişiklik yapılmadan, yani COP28 sonrasında bir değişiklik yapılmadan bugünkü planlamalarla veya bugünkü projeksiyonla gittiğimizde sıcaklık artışı zaten 2,5-3 dereceyi bulabilir. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. O yüzden belli başlı kararlar alındı. Bunların ana kararlardan bir tanesi de fosil yakıtlardan yenilenebilir yakıtlara geçiş. Bunu zaten sıkça tekrar ediyoruz. Bu Avrupa'da da bir fenomen. Amerika, Çin yine bunun öncüsü. Türkiye'de de geçtiğimiz 5-6 yılda çok ciddi bir kurulu güç artışı oldu. Burada kurulu güç artışını 3 katına çıkarma gibi bir hedef kondu. Yani fosil yakıtlardan yenilenebilir yakıtlara geçişte yenilenebilir kaynağı 3 kata artırarak fosil yakıtları azaltma gibi bir yöntem. Bununla alakalı da bugün, işte bu ay içerisinde Uluslararası Enerji Ajansı bir değerlendirme yaptı. Yani bu hedef konulmuştu ama nasıl gidiyor gibisinden. Mevcut planlarla, projeksiyonla bu hedefin ancak %30 aşağısında bir hedefe ulaşılabiliyor. Yani şu anda mümkün değil bu konulan hedefe ulaşmak. Bunun için ülkelerden bu yıl içerisinde... Yine de bir iyileşme var ama herhalde, değil mi? Hedef doğrultusunda ama... Şöyle, 2023'te 560 gigawattlık bir ekleme oldu. Aslında bu iyi bir rakam. Ama hükümetlerin planlarına baktığımız zaman bu iyileşme yeterli değil. Bunun artması gerekiyor. Dediğiniz gibi, yani iyileşme var ama daha da artması gerekiyor. Bunun için ülkelerden bu planlarını revize etmeleri istendi. Ve 200'e yakın ülke buna ortak bir karar alarak okey demiş oldu. Ama hangileri yeniledi derseniz, sadece 10-15 tanesi şimdiye kadar yeniledi. O yüzden bu hedefe ulaşmak için ciddi bir yenileme ve hedeflerin tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Tabii hedefleri sadece kağıt üzerine koymak da yeterli olmayacak. Burada bazı problemler var. İşte yenilenebilir yatırım yapmak için özellikle rüzgarda bir belirli izin sürecinden geçiyor. Yani bunun bir prosedürü var işte kamu tarafında. Bunların kolaylaştırılması gerekiyor. Sadece Türkiye özelinde değil, Avrupa'da geçtiğimiz yıl işte Fransa'da, Almanya'da benzer bu süreçlerin kolaylaştırmasına dair yasalar geçmişti. Bunun gibi geliştirmelerin yapılması gerekiyor. İkincisi, şebeke yatırımlarının artırılması gerekiyor. Hep diyoruz ya, yani biz %100 rüzgar, güneş yaptığımız zaman artık elektriğimiz yenilenebilirden diyemiyoruz. Çünkü rüzgar belli saatlerde esiyor. Güneşten gündüz saatlerinde yararlanabiliyoruz. Bir dengeleyici unsur lazım ve bu dengeleyici unsurlar da güneşi bir anda tavan olduğu ve tekrardan gece sıfırlandığı dönemde de şebekenizin buna hazır olması lazım. Bu yatırımların artması gerektiğini yine raporda değinilen unsurlar bunlar. Son olarak da finansman. Yani ciddi bir finansman açığı var. COP28'de işte kayıp zarar fonu değerlendirilmişti burada. Yani 100 milyar dolarlık bir fon ama buna kadar uygulandı, uygulanmadığı tartışmaları. Bunun da biraz daha finansman kaynakları özellikle gelişmiş ülkelerden, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelere doğru nasıl aktarılacak ve onlar da bu yatırımları nasıl alacak? En güzel örnek Türkiye.
biz çok hızlı bir şekilde rüzgar ve güneş yatırımlarını artırarak devam ediyoruz. Ama mesela rüzgarda bir duraklama var. Yani geçtiğimiz yıl çok az kapasite ekleyebildik. Bu yıl ilk 5-6 ay itibariyle yine çok yavaş gidiyoruz. Buranın önünü açıp işte teşvik mekanizmaları, finansman mekanizmalarıyla burada da hem globalde hem de beraberinde Türkiye'de bu hedefe ulaşmak için çalışmalar sürecektir. Şimdi buradan şuna geçelim. Gönüllü karbon piyasalarında sınıflandırma nasıl yapılıyor aslında ve ne tür sertifikalar hangi amaçla kullanılıyor? Burayı biraz anlayalım. Finansmandan da buraya bağlıyoruz aslında. Çünkü gönüllü karbon piyasaları biliyorsunuz genel iklim hedefleri finansmanı için etkili bir tool, etkili bir araç. Bunun kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada krediler şöyle sınıflanıyor. Aslında firmalar belli sürdürülebilirlik hedefleri var. Bunlar doğrultusunda bazı yatırımlar yapıyorlar. İşte diğer hedeflerini gerçekleştirmek için aksiyonlar alıyorlar ama bir referans arıyorlar burada. İşte derecelendirme kuruluşları var ekonomide olduğu gibi. Kredilendirme kuruluşları var. Onun dışında işte hükümetlerin belli başlı burada teşvikleri var. Bu mekanizmalardan yararlanmak için. Burada birkaç yöntem izleniyor. Diyelim ki bir kuruluş var, uluslararası alanda geçerli. Sizin sürdürülebilirlik hedeflerinizi onunla birlikte koyuyorsunuz ve o sizin dışarıdan denetçiniz gibi oluyor. Diyorsunuz ki işte bir baz yıl var, 2020 yılına göre ben 2030 yılına kadar %30 oranında azaltacağım emisyonlarımı. Bu azaltım sürecini taahhütte bulunmuş oluyorsunuz o ilgili kuruluşa. O da sizin denetçiniz gibi bunun takibini yapıyor ve bunun yeterli ve geçerli bir hedef olduğunu onaylıyor. Veya siz zaten bir sürdürülebilirlik yolculuğunuz var, belli bir azaltım yaptınız. Bunları bildirdiğinizde bunun bir ratingini veriyor, bir derecelendirmesini, bir puanını veriyor ilgili şirkete. Bunun dışında da direkt standartlar, ya yani bu parametreleri yerine getirdiğiniz zaman siz bu kuruluştan geçerli onayları alabilirsiniz gibi daha böyle firmaya veya sektöre göre değişken olmayan parametreler konabiliyor. Krediler de buradaki firmalar bu kuruluşlar bunu yaparken işte offsetleme de bir alan oluyor her birisinde. Offsetlemeye uygun kredileri seçiyorlar kendi onaylarını verebilmek için. Bu krediler de bu sınıflandırmaya bu şekilde girebiliyor. Yani X firmasının bu ratingini alabilmek için gerekli krediler. İşte buradaki diğer bir firmanın bu azaltım hedefini onaylayabilmesi için azaltımından kalan miktarı offsetlemede kullanılacak krediler ve bunların oranları gibi böyle bir sınıflandırma var. Onun dışında hükümetler burada kendi ülke ve sınırları içerisinde geçerli olabilecek sertifikaları belirleyebiliyorlar. Bu bir sınıflandırma. Yani hangi ülkede hangisi geçerli. Ülkeler bazen birlikler oluşturup kendi arasında işte X ülkesindeki bir kredi Y ülkesinde geçerli olabiliyor. Böyle bir 4-5 ülke grubu olabilir. Veya bankalar burada, bankalar ve diğer kamu kuruluşları işte teşvik verecek veya bir yeşil finansman sağlayacak. Burada şu tarz kredileri seçerseniz ve bunlarla bir offsetleme gerçekleştirirseniz buradaki teşvikten veya finansmandan yararlanabilirsiniz diye bir şey olabiliyor. En sonunda firmalar kendi sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kendi tercihleriyle bunu hangisinin doğaya daha faydalı, hangisinin global iklim hedeflerine daha faydalı olduğunu düşündüğü kredilere offsetleme tarafında yatırım yaparak destek olabiliyorlar. Şimdi şöyle bir dakika vaktimiz kaldı ama şu tarafı da şöyle kısaca bir sormadan geçmeyeyim size. Bu gönüllü karbon piyasalarının biraz daha sağlıklı çalışması için neler yapılabilir mesela? Var mıdır söyleyecekleriniz bu konuda? Tabii yani aslında biz burada sınıflandırmayı konuşurken işte derecelendirme kuruluşları var diyoruz. Bunu onaylayan kuruluşlar var, kamu var, işte bankalar var. Her birisi krediler hakkında görüş belirtiyor ve bu hükümetler tarafından belli standartlar konmadığı için burada bir kuruluş kendi geçerliliğini kanıtlayabildiği sürece, belli başlı bir onay mekanizması oluşturduğu sürece sektöre girebiliyor. Bu da bir karmaşa yaratıyor. Yani bir kredi var sizin burada yarattığınız. Bu işte bir reytingi var bir yerden, diğer taraftan bu ülkede geçerli mi değil mi işte ya da birçok kriterle değerlendiriliyor ve kullanıcı baktığı zaman ya ben hani offsetlemek istiyorum, burada bir kredi almak istiyorum ama bu yıl geçerli kredi önümüzdeki yıl geçerli olmayabiliyor veya işte birçok kritere uygun olup olmama durumu değişebiliyor. Birinci önericimiz burada bir sadeleşme. Yani özellikle Türkiye üzerinde de burada başlangıçta olabilir. Kredilerin belirli bir gruplanması, sınıflandırılması, bu şekilde sadeleşmesi sağlanarak ilerlenebilir. Diğer bir konu da
Yine finansman destekleri burada sağlanarak buradaki kredilere bunların daha artması ve global hedeflere katkı sağlaması sağlanabilir. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için ve böylelikle Enerji'de görünümü sonlandırıyoruz. Buradan gidelim araştırma masasına, bakalım Çağlar Kuzlukluoğlu'nun ve araştırma masasının gündeminde neler var. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, hoş geldin yayına. Borsa İstanbul tarafında aslında güne pozitif bir başlangıç yapılmıştı ama sonrasında negatife döndüğünü görüyoruz. Bugün piyasalarda bu saatte, günün bu saatinde neler fiyatlanıyor diye sorayım. Ece, aslında hafta hem içerisi hem dışarısı için hisse senedi piyasalarında çok parlak başlamadı. Evet, pozitif parantezler açılıyor endeks bazlı ya da varlık sınıfı bazlı ama özellikle içeride biz 10.400'den 11.000'e hızlı mı gittik, 10.700'ü mü izleyeceğiz derken hemen ekrana getirirsek eğer terminal grafiğimizi 10.400'ün altında bulduk kendimizi. Tabii haber akışları bunda önemli rol oynadı ama şu notu düşmek isteriz. Özellikle burada bizim aklımıza gelmeksi gereken aslında Nisan sonundan başlayacak olursak Mayıs'ın başındaki yarıya kadarki diyelim o zaman dilimi sonrasında 10.200'ün üstüne çıkılmasıyla beraber şu anda bulunduğumuz seviyeleri geride mi bıraktık diye konuşur vaziyetteydik. Çünkü ilk başta hatırlanacağı üzere 9.400'ler sonra 10.000'lere gelinmesi sonrasında 10.200-10.400 bir miktar zamanı almıştı. Ama gün itibariyle en düşükte de şurada 10.269 var. 10.400'ün de altına geldik. Halen de 10.300'ün altındayız sınırda da olsak. Ve %1'in üzerinde ulaştırmadaki satışlar öne çıkar vaziyette. Onunla beraber sınayide de %1 civarında bir satış var. Kurda da bu arada önemli gelişmeler var. Nitekim burada Nisan ortalarından itibaren açtığımızda o zamanlar 32.67'leri telaffuz ediyorduk. Dün itibariyle 32.67'leri yine gördük. Düşen yatay eğilimli bir kur görünümü vardı. 32.20'lere şurada uzun süredir demir atmıştık. Hatta 32.20'lerin altı zorlanır vaziyetteydi. Ama iki günlük haber akışı içeriden dışarıdan tekrardan önce 32.67'leri sonrasında da bugünkü 32.50'leri beraberinde getirdi. Bakalım hafta bu şekilde devam edecek mi, izleyip göreceğiz Ece. Çok teşekkürler Çağlar aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Great Place to Work CEO'su Eyüp Toprak'la birlikteyiz. Stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz yayına Eyüp Bey. Hoş bulduk. Şimdi aslında Great Place to Work deyince birazcık neler yaptığınızı konuşarak başlayalım. Bilmeyenler için siz bir kurum kültürünün aslında analizini yapan, danışmanlık da veren bir firmasınız. Ama biraz şöyle kısaca sizden de dinleyelim, öyle başlayalım sohbetimize isterseniz. Memnuniyetle. Great Place to Work Türkiye yaklaşık 13 yıldır faaliyetini yürütüyor. Global çapta 35 yıldır varız. Biz globalda başlayalım. Yaklaşık 22 bin organizasyon ve şirketlerle çalışma fırsatımız var. Türkiye'de bu sene 600 şirketle çalışma şansımız oldu. Bu 600 şirketi biz kurum kültür analizi dediğimiz zaman güven indeksine bakıyoruz. Yani çalışan deneyimini ölçümlüyoruz. Çalışanlar şirketlerde liderlerin davranışlarından tutunuz, ekip davranışlarına kadar, bağlılık unsurlarına kadar derinden analiz yapma şansımız var. Global çapta 60 soruyla biz bunu yapıyoruz. 92 ülkede faaliyetimiz olduğu için yani sadece Amerika, Avrupa'da değiliz, Suudi Arabistan'da, Çin'de, Hindistan'da, Meksika gibi ülkelerde de faaliyetlerimiz var. Dünya çapında biz kurum kültür otoritesiyiz. Yani önemli, çok büyük danışmanlık şirketlerde bizim kaynaklarla çalışıyorlar. Şimdi 92 ülkedeyiz deyince şunu da sormak istiyorum. Şimdi çalışan memnuniyeti ülkeden ülkeye farklılık gösteriyormuş. Bir ülkede şunlar sağlanırsa çalışan memnun, diğer ülkede bambaşka koşullar oluyor mu yoksa benzerlik gösteriyor mu diye sorayım. Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani memnuniyetin ötesindeki noktalara Great Place to Work odaklanıyor. Memnuniyet anlık olabiliyor. Biz onun için güven algısına bakıyoruz ve çalışan deneyimin parametresine. Farklılıklar
Bu şekilde genel güven indekste tabii ki Asya ülkelerinde çok yüksek puanları görüyoruz. Avrupa'da trendleri görüyoruz ama Türkiye'de de trendlerde 74'lerde başlayarak 83'lere, 85'lere kadar geldik. Ama son yıl takdir edersiniz bir hiper enflasyon zorluklarla beraber bunu hissettik. Bir 4 puan geriledi ama 79 seviyesinde en iyi işverenin ortalaması bizde. Kritik nokta farklılıklar konularda değişiyor. Bizim 15 ana konumuz var. Örneğin bazı ülkelerde takdir programları daha iyi işlerken Türkiye'de burada halen zorlanıyor. Yeni nesillerin entegrasyonda bazı ülkeler öndeyken Türkiye özellikle 25 ve altı Z jenerasyon dediğimiz konuda halen biz bunlara nasıl bir bakış açıyla davranışla yaklaşalım soruları kendine soruyorlar. Onun için siz de takdir ederseniz 600 şirkette bu analiz yaparken 160 bin sesi yaparak Türkiye'nin en büyük araştırmasını bu konuda kurum kültür konusunda Great Place to Work yapıyor. Burada bir iyi bir şirket yani da harika bir iş yeri hangi koşullar olduğu zaman realite oluyor. Biz buraya kritik bir korelasyon çalışmalarını yapıyoruz. Bizim 60. sorunun sonunda genel algı bir sorumuz var. Genel olarak bu kadar eleştirdin, sevdin. Hı hı. Burası iyi bir iş yeri mi değil mi soruyoruz. Sonra bir Pearson korelasyonla bu korelasyonda Great Place to Work unsuru nedir? Harika iş yeri nedir? Ön plana çıkıyor. Biz ilk maddelerde tabii ki bu sene para bekledik. Çok önemlidir. Hı hı. İlk 20-30 nedenlerin arasında maaş konusu gelmedi. Önemsiz demiyoruz. Ama bir iyi bir iş yerinin faktörleri bizi de şaşırtan bazı değişimler oldu. Bugüne kadar bizim şirketimiz topluma ne kadar değer kattığını önemli bir unsurdu. Neden biz bu işi yapıyoruz? Çünkü millennial dediğimiz, Y generation dediğimiz nedenleri soran çok önemliydi. Bu sene bir değişim gördük. Bu kadar krizde şirketler de zorlandığını, belirsizlikler olduğu zaman... Bu 2024'te yaptığınız. Evet, 24'te yaptığımız analizlerde şirketler zorlandığını görüyoruz ama çözüm anahtarları Great Place to Work şirketlerde farklı. Kriz var tamam arkadaşlar ama biz buna nasıl yaklaşalım, katkınız ne olabilir diye insana değer vererek, maaşla çözemediği konuları sosyal dokunuş yaparak, iş yaşam dengesine bakarak, hibrit ya da uzaktan çalışmayı mümkün kılarak bir denge kurabilmişler. Önemlisi inovasyon. Yani şirketler yenilikçi olarak, fark yaratarak hem yeni jenerasyonu çekebildi hem de bu krizde çözüm anahtarları değiştirebildiler. İkinci konu bizim dikkatimizi çeken ve eskilerde ilk 20 nedenden hiç olmayan ilk 8 sıraya geldi. Psikolojik sağlık durumu. Yani stres yönetimi. Doğru. Bu kadar stresi, bu kadar gerginliği nasıl yönetiriz? Baştan çok liderlerimiz, CEO'larımız, müdürlerimiz çok zorlandığını gördük. Bu sene onun için raporumuzun başı yani insanların yükselişi. Yani insanların yükselişi neden? Bu kadar krizde çalışanlar birdenbire daha proaktif yaklaşımı göstererek Great Place to Work araştırmasına katılan şirketlerde biraz hatta orta kademenin daha iyi algısında sahip. Düşününüz, yani daha fazla şikayet eden yönetici kadrolar olurken bu sene daha fazla çalışanlar şirkete sahip çıkarak, ürünlere, hizmetlere sahip çıkarak bir sahip çıkalım ki işimiz sağlam da olsun yaklaşımıyla esasen denge yaratmışlar. Bunu neden yapabilmişler? Tutarlı liderlik davranışları varmış. Hı hı. Yöneticiler söyledikleriyle yaptıkları ikisi ahenk içinde ve uyum sağlıyor. Paydaş gibi davranmışlar. Fikirlerini dinlemişler. Hata kültürüne farklı reaksiyon göstermişler. Yani asıl sebeplere baktığımız zaman her zaman diyorum maaş çok önemli ama siz de biliyorsunuz enflasyon döneminde maaşlar kaldırınca piyasadaki fiyatlar kalkıyor, anlamsızlaşıyor. Onun için buradaki konu anlam. Davranış şekilleri daha ön planda oldu ve bunu da paylaşmak istiyorum. Bu kadar zorlukta da geçen sene 12 Türkiye'li şirketimizi Avrupa'nın en iyi işvereni yapabildik. Ne demek istiyoruz? Odaklandığımız zaman fark yaratabiliyoruz ve yeni nesilleri de iyi entegre edebiliyoruz. Çünkü 4 kuşakla bir arada çalışan organizasyonun sayıları 12 şirket artık listeye girdi değil mi? Evet, Avrupa'nın en iyi işveren listesinde oldu. Kaç şirketlik bir liste bu? Bizim Avrupa'nın en iyi işvereninde 100 şirket açıklanıyor. 3600 şirket arasında sıyrılmanız gerekiyor. Onun için burada da 12 şirketimizi görmek bizim için çok gurur verici oldu. Şimdi az da bir vaktimiz kaldı. O yüzden şunu da sormak istiyorum. Tabii çalışan memnuniyeti şirketlere de yansıyor. Şirket performansı açısından da çok önemli. Buranın da altını ayrıca çizmek lazım. Bu taraftaki görüşlerinizi alayım sizin. Çok severek. Biz Great Place to Work olarak halka açık hisseleri Londra'da, New York'ta
takip ediyoruz. Profesör Doktor Alex Edmond'un desteğiyle biz burada bir korelasyon çalışmasını yaptık. Güven indeksi ile stock return dediğimiz borsadaki kazanç oranlarını takip ederek uzun vadede baktığımız zaman 3 kat daha fazla para kazandırıyorlar. Biz benchmark olarak S&P 500 alıyoruz ve Russell 1000 alıyoruz. Yani Great Place to Work şirketleri iyi performans sergiliyor. 1 yıllık analize baktık. Aynı zamanda da S&P'den 5.8, 8.3 kadar farklı kategorilere bakarak fark yaratıyor. Yani Great Place to Work şirketleri katkı vererek büyüyor ve great oluyorlar. Yani biz iyi davrandığımız zaman bu da önemli bir anahtar. Bu kadar belirsizliği yönetmek, şirketin farklılığını yönetmek ve başarılı olmak. Çünkü siz nedeni bilirseniz bir organizasyon neden buradayım, neden bağlıyım o zaman daha fazla katkı vermeye hazırsınız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Böylelikle 30 dakikayı sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.